Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne vatandaşların da bağışlarıyla 7 ekip otosu alımı yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Bodrum Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği işbirliğinde araç takviyesi yapıldı. İkisi Emniyet Genel Müdürlüğü, dördü vatandaşların yardımıyla bir tanesi de hibe edilen 7 araç basına tanıtıldı. Tanıtım etkinliğine Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Bodrum Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Oğuz Kutsi Akan, Bodrum Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı Engin Kaplan'la rütbeli personelle çok sayıda polis memuru katıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen toplantıda gazetecilere açıklamada bulunan Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödek Merdan, emniyet hizmetlerine yeni araç takviyesi yaptıklarını söyledi. 7 aracı teşkilatın ve vatandaşın hizmetine verdiklerini anlatan Gödek Merdan, araçlardan bir tanesi ekipmanla donatılmak üzere Ankara'ya gönderildi. 6 tanesi burada. Bunlarda en önemli pay dernek başkanımıza ait, dedi. Katkıda bulunan dernek üyelerine ve vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Gödek Merdan şöyle konuştu. İki tane aracı Emniyet Genel Müdürlüğümüz Ankara'dan gönderdi. İnşallah bu araçlarımızla beraber vatandaşımız asayiş ve güvenlik hizmetini çok daha iyi şartlarda vereceğiz. Suçlularla ve suçla mücadelede daha çok donanıma sahip olacağız. Emniyet teşkilatımız güçlenmiş olacak. Bodrum'da huzuru sağlamak biraz daha kolay hale gelecek. Ya Rabbi sana sayısız hamdü sena olsun. Habibine sayısız selam selam olsun. Ya Rabbi gece gündüz can siperhane büyük bir fedakarlıkla vatanımızın, milletimizin sulh ve selameti için çalışan, emniyeti için çalışan emniyet güçlerimize, polisimize her zaman nusretinle muamele eyle ya Rabbi. Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da 7 aracın bugün itibariyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde hizmete alındığını kaydetti. Bodrum'u dünyanın ve Türkiye'nin incisi olarak nitelendiren Çetinkaya şöyle konuştu. Son yıllarda polis sorumluluk bölgesine dahil edilen bölgelerimiz itibariyle nüfusumuzda bir yoğunlaşma oldu. Bu yoğunlaşmanın getirdiği yan etkilerden birisi de araç, gereç ve personel sayısı olarak bir takım katkılarda bulunmak durumunda kaldık. Bu çerçevede bu 7 aracımızı hizmete alıyoruz. Bu araçtan hizmete alınmasıyla birlikte Bodrum halkımız hak ettiği daha kaliteli, daha verimli hizmete kavuşacaktır diye düşünüyoruz. Bodrum Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Oğuz Kutsi Akansa dernek olarak her sene çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü. Bu sene Emniyet Müdürümüzün, İlçe Emniyet Müdürümüzün isteği doğrultusunda sadece araç alımı nedeniyle bir kampanya düzenledik ve her yıl olduğu gibi Bodrum halkı hiç esirgemeden yine yardımlarını bize yaptı. Kaymakam Bey ile müdürüm söylediler, 4 tanesi derneğimizden alındı. Bakanlığımıza devrini yapıyoruz. Ben dernek yönetimi olarak Bodrum halkına çok teşekkür ediyorum. Akan, geçen yılda vatandaşlardan 525 bin lira para toplandığını, toplanan bu parayla Bodrum Mobese sistemini güçlendirdiklerini vurguladı. Öte yandan vatandaşların katkılarıyla kazandırılan araçların maliyetinin 260 bin lira değerinde olduğu belirtildi.